Herkese merhaba ben Serkan. Bugün sizlerle son zamanlarda okuduğum kitapları paylaşmak için buradayım Ben aynı zamanda önümüzdeki günlerde hangi kitapları okumayı planladığımı anlatacağım bir e, videoyla karşınızdayım. Aslında iki hafta önce bir video çekmiştim ve orada anlatmıştım. Kanalda artık aylık okumalarım şeklinde bir video serisi yapmamaya karar verdim. Ama ara ara e, anlatmaya hazır hissettiğim zaman sizinle paylaşacağım e, bir seri haline gelecek. Bu son zamanlarda okuduğum kitaplar serisine e, başlamış bulunuyorum. Eğer henüz kanala abone değilseniz, abone olabilirsiniz çok sevinirim. Bu benim için çok önemli desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla lafı uzatmadan gelin isterseniz okuduğum ilk kitapla, anlatmak istediğim ilk kitapla başlayalım. Anlatacağım ilk kitap Kuzeyli Annem Jean-Louis Fournier'den. Fournier... Literatür okumayı gerçekten çok seviyorum aslında. Bu anlatılar beni sürekli bu okuma güçlüğü yaşadığım anlarda, işte bu reading slump'ın içerisinde boğuşurken beni sürekli yola çeken kitaplar oluyor. Furnier'in bu sade şiirsel anlatımları gerçekten benim çok hoşuma gidiyor ve beni bir anda tekrar işte içimdeki o okuma isteğini arttırıyor. Furnier aslında aile anlatıları yapan bir yazar. Bolca aile anlatımı yapıyor. Babasını anlattı, işte karısını, ölen karısının arkasından yazdı. Ya da işte ne bileyim e, nereye gidiyoruz babada iki tane zihinsel engelli çocuğunun hikayesini anlattı. Ve şu anda elimdeki kitapta da sıra artık annesine geldi. Annesiyle ilgili olan anlatı da aslında güzel başlıyor. Öncelikle şunu söyleyeceğim tabii ki yine çok sevdim, çok beğenerek okudum bu anlatıyı da. Ama annesiyle ilgili olan anlatıda annesine karşı ol bir mesafesi var Canlı Furniye'nin. Yani içerisindeki içindekileri söyleyememe hali e, zaten kitapta da bunu yer yer anlatıyor yazar. İçerisindekileri anlatamama hali aslında bu kitapta da hala izlerini sürdürüyor. Annesine karşı bir mesafe görüyorum ben e, yazarda. Ya daha doğrusu hissettiğim bu şekilde oldu. Ama yine yani annesinden bahsederken de çok etkileyici bir dil kullanıyor. Yine çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ama annesinin işte olmamış, işte mutlu olamamış, hayatta sürekli çeken ve ezilen tarafta olmuş olduğunu anlatırken aslında bundan rahatsızlığını da dile getiriyor Jean-Louis Fournier sürekli. Ve burada da yine yani annesiyle ilgili bir anlatı olmasına rağmen yine babasıyla ilgili birçok şeyden bahsediyor. Ya bunlar tabii ki oturup tartışılıp konuşulabilecek şeyler ama ben benim hissim bu şekilde oldu. Yani bir aynı duyguda buluşamamışlar annesiyle gibi bir e, his aldım ben e, bu kitaptan ama yine çok dediğim gibi çok çok güzel bir kitaptı. E, eğer Jean-Louis hala okumadıysanız, bu yazarla tanışmadıysanız bence daha fazla geç kalmayın. E, gerçekten su gibi akan çok güzel e, anlatıları var. Size ben bu kitabı da yine sonuna kadar tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim bir diğer kitap hemen Kuzeyli Annemin arkasından okuduğum Ghassan kanafaniden Güneşteki Adamlar isimli roman. <laughs> Güneşteki Adamlar romanı bu okuduğum kitaplar içerisinde en çok sevdiğim, beni en çok etkileyen roman oldu. Gerçekten çok etkileyici bir hikayeydi. Üç Filistinli erkeğin umuda doğru umutsuz yolculuğundan bahsediyor aslında bu kitap. Gerçekten hikaye aslında işte vatanseverlik, göç, göçmenlik, işte mültecilikle ilgili kavramları böyle resmen gözümüze soka soka işliyor. Ve özellikle bu işte flashbackler yani geçmişe doğru gidişlerde flu bir geçiş olmadan direkt böyle konunun içerisinde günümüzden geçmişe sürekli hissettirmeden böyle tak diye yaptığı bazı geçişler var. Yazarın bu tarzını gerçekten gerçekten çok sevdim. Benim gibi siz de işte Balkanlar, Orta Doğu, Anadolu'da geçen e, hikayeleri seviyorsanız, e, bu hikayeler sizi etkiliyorsa bu kitabı kesinlikle kaçırmayın. Ben çok geç kalmış bir okuma, çok geç kalmış bir tanışma olarak düşünüyorum Gazan Kanafani ile. Umarım yazarın henüz araştırmadım da bu arada Türkçe'ye çevrilen başka kitapları var mı? Umarım başka kitapları da vardır ve kendisinin diğer kitaplarını da okurum. Size bu kitabı sonuna kadar tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir kitaptı. Ee, yaşattığı hisler ve daha sonra işte bu kapağın ne anlama geldiğini anladığınız bir e, bölümü var kitabın. Gerçekten anlatılmaz yaşanır bir kitap ya. Bu kitabı tavsiye ediyorum size. <laughs> yani çok güzeldi. Tavsiye ediyorum. Ee, anlatacağım bir diğer kitap. Joka Alharti'den Turunç Ağacı isimli kitap. Turunç Ağacı isimli kitabı elime büyük bir beklentiyle aldım. Time ve New Yorker tarafından 2022 yılında yılın en iyi kitabı olarak seçilmiş bu kitabı tabii ki elime büyük bir beklentiyle aldım. Aslında kitap konu olarak işte ummanlı bir kız İngiltere'ye okumaya gidiyor ve İngiltere'ye okumaya gittiğinde oradaki çevreye alışmaya çalışırken oradaki yeni arkadaşların hayatlarına dahil olmaya çalışırken geçmişine gidiyor. Geçmişteki hikayeleri dinliyoruz, anlıyoruz ve okuyoruz. Ama muhtemelen yazarın tarzı dolayısıyla işte bu geçişlerdeki kopukluklar dolayısıyla ben kitabın içerisinde bir türlü giremedim. Yani konu aslında çok güzel bir konu ama anlatım tarzı olarak yazarla biz aynı noktada buluşamadık maalesef. Yani şey de değil. Yani bu geçişler işte dediğim gibi çok ilginç, çok değişik bir şekilde oluyor. Siz konuyu takip etmekte zorluk çekiyorsunuz. Ya da işte yani bazı yazarlar ucunu açık bırakır. Biraz sonra anlatacağım gibi bazı yazarlar işte ucunu açık bırakır ama karakterin nereye doğru gittiği ile alakalı siz bir fikir yürütmeye çalışırsınız ve bunu başarırsınız aslında. Ama bu kitapta onların hiçbirisi olmadı bana maalesef. O nedenle büyük bir hayal kırıklığıydı benim için. Ama yine de on yani 10 üzerinden de işte 3 değil yani 10 üzerinden 7. Ee, sadece çok büyük bir beklentiyle elime aldığım için beni hayal kırıklığına uğratan bir kitap oldu. Ama ilgi duyuyorsanız böyle konulara işte yani yine benim anlattığım gibi Orta Doğu'da geçen kitaplar, hikayeler işte bu göç sürecinde yaşayan, yaşanan sıkıntılarla ilgili yani göç süreci daha doğrusu göç süreci sonrasında yaşananlarla ilgili sıkıntılarla ilgili şeyler okumayı is isterseniz ya da işte bu olayların neden yaşandığıyla ilgili e, bazı şeyler okumak isterseniz bu kitabı size tavsiye ederim. Ama ben, bana çok geçmedi maalesef. Bahsedeceğim son kitap Ali İpek ile tanışma kitabım olan Gidelim Buralardan Muhlis isimli kitaptı. Gassan Kanafani'den sonra bu ara okuduğum en iyi ee, yazar da pek Gerçekten tarzını çok beğendim. Kendisiyle tanışma kitabım, yani bayılarak okuduğum kitabı. Ee, özellikle kitabın başlangıcı böyle bir buçuk iki sayfa kadar Muhlis'in müthiş bir monoloğuyla açılıyor. Kitapta zaten bunun gibi iki üç tane monolog var. Gerçekten muhlisin söyleyemediği, aklından geçirdiği bazı şeyleri yazar. ...çok güzel bir şekilde aktarmış bize. Ve tam işte... Ulan ...şimdi anlatıyor, şimdi anlatacak dediğiniz yerlerde... ...onların hepsinin monolog olması... ...ve bu yalnızlığın içerisinde yapayalnız olan... ...çevresindeki kimse tarafından anlaşılmamış... ...biri olan... ...Muhlis'in hikayesini okuyoruz. Aslında kitabın arkasını okuduğumda... ...ben Muhlis ve Nurgül'ün... ...bir kaçma hikayesi olacağını düşünüyordum... ...bu kitabın. Ama öyle olmadı. Tamamıyla Muhlis gözünden anlatıldı bütün hikaye. Aslında... Yani bir devam kitabı da olabilir gibi hissediyorum. İşte Nurgül tarafından, Süleyman tarafından olayların nasıl hissedildiğini, nasıl yaşandığını okumak istedim aslında. Yani bilmiyorum belki yazarın böyle bir fikri vardır ama keşke Nurgül ve Süleyman'ın gözünden de, perspektifinden de bu hikayeyi okuyabilseydik. Yani Muhlis yalnız bir insandır ve bir gün Nurgül Adında bir kadın gidelim buralardan muhlis diye yanına gelir e, Nurgül'le tabii ki bir geçmişi vardır ve ondan sonra yaşananlar e, Tamamıyla işte bir gitmek gidememek göç etmek geride kalanlarla e, Hesaplaşmak Hesapları kapatmak üzerinden ilerleyen Çok 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 güzel bir metindi gerçekten e, çok severek okudum e, Sadece sonunu yani sonunu <laughs> nasıl anlatayım? Yani bu sonunu size bırakıyorum arkadaşlar. Ee, sadece sonuyla ilgili benim bazı soru işaretlerim var. İşte heves kaçıran, sürpriz kaçıran şeyler söylemek istemiyorum şu anda ama bu kitabı muhakkak okuyun. Ee, sizin de farklı deneyiminiz olacaktır. Ben dediğim gibi, e, yani anlattığım gibi e, iki tane daha karakter var. Birisi Nurgül, birisi Süleyman. Onların gözünden de bu olayların nasıl Hissedildiğini nasıl yaşandığını okumak isterdim aslında gidelim buralardan muhlis 2-3 e, olsa e, okunur yani o kadar güzel dolu dolu bir hikaye Körekem kasabasında çok merak ettim aslında Keşke yazarın gözünde nasıl bir körekem var e, O kasabayı da daha detaylı görebilseydik yani Çok güzel çok sade Ama böyle kafanda sürekli bir şeyler var Hani biraz daha mı derine gitseydik diye ama benim kafamda yaşanmaya devam ediyor. Dediğim gibi turuncu ağacında olduğu gibi olmadı bu kitapta benim hissettiklerim. Yani bu kitabı da size sonuna kadar tavsiye ediyorum gerçekten. E, bence e, çok okunmalı. Gerçi 2022'de çıkmış, 2023'te üçüncü baskısını yapmış. E, fena değil. Daha önce okuyup çok etkilendiğim Ama benim beklediğim e, işte şeyi görmeyen, ilgiyi görmeyen yazarlar da var. Ali İpek bunlardan birisi değil aslında bolca herkes okuyor ve severek okuyor. Ben de tabii ki bu kitabı size tavsiye ediyorum. Bu aralar önümüzdeki yani şu anda bugünden itibaren aslında burada bir tatilimiz var. Bir üç günlük bir tatil, dört günlük bir tatilimiz var. Okuyabildiğim kadar çok kitap okumak istiyorum. Umarım bu önümdeki elimdeki kitapları da yarılayabilirim en azından. Önümüzdeki günlerde okumak istediğim kitapları size göstereceğim ben. Bir önceki videoda da gösterdim şu anda da. Okumaya başladım. Ee, babalar ve oğullar e, bu kitabı e, çok merak ediyorum. Başladım da çok da güzel gidiyor. Bir klasik okumayı özlemişim. E, yani uzun zaman oldu elime bir klasik almayalı. Bu çok e, güzel bir Rus klasiği olacak gibi hissediyorum. Biliyorsunuz ben yeni Türk yazarlarla tanışmayı çok seviyorum. Onlardan birisi şu anda önümde. Ahmet Büke Yüklük kitabı. E, bu öykü kitabını okuyacağım Ahmet Büke'nin. Yine bir önceki videoda göstermiştim. Nobel ödüllü bir yazarımız var. Her ay bir Nobel ödüllü yazar okumak gibi bir planım da vardı. O da önümde şu anda Fosse'den Sabahtan Akşama kitabını okuyacağım. Ve şu ara herkesin müthiş bir şekilde pohpohladığı ve benim genellikle böyle pohpohlanan kitaplara karşı ön yargım olur her zaman. Ya yani da doğrusu pohpohlanan her işe karşı ön yargım olur. Ama ben de okuyup bir deneyimlemek istiyorum. Schulman beğenilen bir yazar. Bir önceki kitabı da çok beğenildi. Şu anda elimde Malma İstasyonu kitabı var. Malma İstasyonu kitabını da e, bu ara hemen e, sıkıştırıp okuyacağım. Bu arada pohpohlanıp da benim sevmediğim birçok iş var demişken e, sanki hiç kimseden duymamışsınız gibi e, Baby Reindeer diye müthiş bir e, dizi izledim ben de. Bu diziyi de eğer Netflix'iniz varsa ve henüz izlemediyseniz e, muhakkak tavsiye ediyorum gerçekten çok 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 etkileyici bir diziydi. Ben genelde dizi izleyemiyorum maalesef çünkü benim için bir dizi e, tam bir günümün olması ve o dizinin de 8-10 bölümde bitmesi şeklinde e, olmalı e, maalesef çünkü e, yani o dizi bitmeden uyuyamıyorum e, rahat edemiyorum. E, saat gece 10'da başladım 2:30-3'te bitirdiğim bir e, dizi oldu. E, seviyorsanız dizi izlemeyi tavsiye ederim ama yani tabii ki bir e, takip edilme e, hikayesi bir işte Stockholm sendromu e, haline dönmesi bunun ama içerisinde çok yani çok zorlayıcı, çok rahatsız edici bir e, de dizi aynı zamanda oyunculuklar çok iyiydi. E, senaryo mükemmeldi. Ben de sanki burada şu anda şey oldum bir anda. İşte film eleştirmeni oldum. Neyse. Evet çok konuştum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Özellikle yorumlarda okuduğunuz, yani bu anlattığım kitaplarla ilgili fikirleriniz varsa onları duymak isterim. Son zamanlarda sizler neler okuyorsunuz onları da duymak isterim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.